Evet efendim, bir eğitim atlası programıyla daha karşınızdayız. Akit TV ekranlarındasınız. Tercih tanıtım dönemi artık yarın sona eriyor. Dolayısıyla biz de bu son günlerde de olsa efendim hala tercihine karar veremeyenler, onay tuşuna hala basmayan arkadaşlarımız olabilir. O vesileyle onların kafalarını berraklaştırmak üzere üniversitelerimize yakın projeksiyonlar tutmaya devam ediyoruz. Yakından tanımaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir hocamızla yine üniversitelerimiz arasında gerçekten yani sağlık ve teknoloji, Kocaeli Üniversitesi sağlık ve teknoloji üniversitesi olarak tabii öne çıkan üniversitelerimizden bir tanesi. Ve Türkiye'nin de bu son dönemde özellikle kendini ortaya çıkardığı ve dünyada da konuşulmaya başlandığı bir süreci de düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Böyle bir üniversitemizi inşallah bugün tanımaya gayret edeceğiz. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fuat Bayram hocamız misafirimiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kıymetli hocam, tabii siz bir hukukçusunuz aynı zamanda. Evet. Dolayısıyla da bu anlamda gerçekten ülkemizde hukuk da değil mi hocam son derece önem arz ediyor. Evet, dünyada da son derece önem arz ediyor. Artık dünya globalleştikçe herhalde sizin alanınız da değil mi hocam bu globalleşmeye uyumlu olarak uluslararası hukuk, deniz hukukundan tutun da kara hukukuna, işte o hava hukukuna kadar enteresan boyutlar ortaya çıkıyor herhalde. Kesinlikle uluslararası niteliği olan hukuk uyuşmazlıkları tabii daha fazla söz konusu oluyor. Evet. Son dönemde şu Akdeniz meselesinde değil mi hocam? Evet, milletler kadar hukuk. Evet, çok önemli problemler bunlar ve hukuk fakültesindeki öğrencilerimizin de programlarını, müfredatlarını buna göre tabii revize etmek gerekiyor. Değil mi hocam? Evet. Kıymetli hocam, şimdi tabii Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Evet. Aslında üniversite bu anlamda yeni sayılabilir fakat kurulduğu zemin bakımından değerlendirdiğimizde 10 yılını geride bırakmış. Evet, 11 yıllık bir 11 yılını geride var. Bırakmış. Dolayısıyla genç kuşakta olan bir üniversite diyebiliriz. Evet. Ve dolayısıyla da aynı zamanda zannediyorum herhalde daha farklı kulvarlarda da entegrasyonları olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Bu birikimden baktığımızda şöyle üniversitenin tarihçesini ve bulunduğu durumu, içinde bulunduğu konjonktürü biraz böyle değerlendirir misiniz hocam genel manada? Sonra spesifik şeyler konuşuruz. Evet. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu'nun üniversiteye dönüştürülmesiyle meydana geldi. Avrupa Meslek Yüksekokulu da 2009 yılında kurulmuş, merkezi İstanbul'da kurulmuş bir yükseköğretim kurumu ve Avrupa Eğitim Grubu'na ait bir kurum. Hı hı. Avrupa Eğitim Grubu'nda 35 yıllık bir geçmişi var. Daha çok Avrupa Kolejleri olarak bilinen eğitim grubu. Ve dediğimiz gibi bu Avrupa Meslek Yüksekokulu'nda da 13 tane ön lisans programı mevcuttu. Ağırlıklı olarak tabii sağlık bilimlerine ilişkin bunlar programlar. Yani tıbbi laboratuvar, tıbbi görüntüleme, ameliyathane, anestezi, optisyenlik, odiyometriden tutun. Bütün aslında sağlık hizmetlerinin tekniker ihtiyacını karşılayan bölümlerimiz vardı. Biraz böyle tematik gibi belli bir konuya odaklanmış. Sağlık bilimlerine odaklanmış bir meslek yüksekokuluydu ve bu bu yıldan itibaren artık üniversiteye dönüştü. Hı hı. Tabii Avrupa Meslek Yüksekokulu varlığını üniversite bir çatısı altında devam ettirecek ön lisans programlarıyla. Tabii. Ama artık bunun üzerinde ne var? İşte diş hekimliği fakültesi var, sağlık bilimleri fakültesi var. Önümüzdeki yıl tıp fakültesi devreye girecek. Artık, yani kendine ait bir hamisi var. Evet. Yani üniversite çatısı altına girdiği altında, için. Evet, artık çatısı da kurulmuş oluyor. Ve işte bunu destekleyen bir mühendislik fakültesi var. Tabii bu üniversite tasarlarken mühendislik fakültesi ağırlıklı olarak sağlık teknolojileri alanında dizayn edecek. Mantıklı olarak gerçekten önemli değil mi hocam? Önemli. Kendi sistemine, çünkü tıpta da ciddi bir teknoloji var, mühendislik var. Yazılım ve teknoloji ihtiyacı var bu alanda. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği, özellikle defaatle söylediği bir husus var. Yani artık biz Türkiye olarak ilaç ve tıbbi cihaz konusunda da yani bir ithalata dayalı, fason üretime dayalı bir tedarik modelini terk etmemiz gerekiyor. Değil tamamıyla patent hakkı bizde olan yerli üretime bu konuda da geçmemiz gerekiyor. Ve üniversitemizde de bu misyon var açıkçası. Üniversitemizde bu misyonu bu pandemi sürecinde de gördük yani. Bu tip durumlarda önce can sonra canan bile olmuyor yani. Evet, pandemi süreci de bunun önemini ortaya koydu. Biz yani Türkiye'de bunu da söylüyoruz sürekli. Yani önemli sağlık reformları yapıldı Türkiye'de. Hı hı. Bu reformlar yani eğitim konusunda da sağlık eğitimi konusunda da gerçekten bizim iyi bir personel şeyimiz var. Sağlık personelimiz var, nitelikli sağlık personelimiz var. Hem nitelik açısından hem sayısal açısından yeterli Türkiye için. Ama tabii bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Daha da nitelikli hale getirmek gerekiyor. Ama bunu aynı zamanda işte bu teknolojiyle de desteklemek gerekiyor. Yani siz sağlık, Türkiye'deki sağlık alanını
personel yanında bir de sağlık teknolojileriyle desteklemeniz lazım. Tabii tabii. Biz açıkçası buna odaklandık. Yani Kocaeli'nin seçilmesindeki etkenlerden bir tanesi de budur. Kocaeli Türk Sanayi'nin merkezi. Siz buna yönelik bir üniversite, işte sanayi işbirliğine yönelik, Ar-Ge'ye dayalı, özellikle işte sağlık teknolojilerine yönelik bir üniversite kuracaksanız aslında bunun ilk adresi Kocaeli olmalıydı ve Kocaeli'de kuruldu üniversite. Mantıklı sağlık olarak da evet. Oradaki o sanayiye orayla entegre olabilmesi evet. Bakımından yani hem teknolojik transfer mantığında, işte kuluçka merkezleri mantığında baktığımızda evet. Son derece de anlamlı yani evet. Orada olması bu evet. Açıdan baktığımızda hocam. Evet. Dolayısıyla tabii mesela bir yandan da baktığımızda gerçekten de sayıları belki de 10 binlerle ifade edilebilecek durumda. Ben en son yani herhalde 50-60 bin çeşit biyomedikal cihazı vardır değil mi hocam? Mutlaka, yani, evet, yani. Ben en son böyle bir işte bundan birkaç sene önce 45-50 bin civarlarında olduğunu söylüyorlardı bunun evet. Çeşidinin. Yani, tıbba yardımcı olması bakımından evet. Doktorların işini kolaylaştıran bu cihazların. Evet. Bunun bir mühendislik boyutu elbette var. Dediğiniz gibi onun ne kadar büyük bir potansiyel, ne kadar büyük bir patent oluşturduğunu evet. Ve bizim bu anlamda da dünyaya ne kadar büyük bir değil mi hocam? Para transfer ettiğimizi de düşündüğümüzde. Kesinlikle. Bir de belki bu bizim yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin çoğunun belki parçaları falan yine bu sanayi bölgelerinde imal edip gönderiliyor. Enteresan bir şekilde. Yani, evet. Mesela biz uçak yapamıyoruz diyelim şu anda şey olarak ama evet. Geçen mesela bir reklamda izliyorum. Diyor ki şu anda diyor havada uçan her iki uçaktan birisinde diyor bizim parçalarımız var. Evet. Bu evet. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Herhalde tıpta da bu... Kesinlikle böyledir. Ve yani bizim artık dediğimiz gibi bunun bir kademe ötesine geçerek artık tamamıyla kendi patenti bize ait olan, tasarımı bize ait olan ve bütün fikri hakları bize ait olan bu ürünleri geliştirmemiz gerekiyor bizim. Evet, yani yükte başlamak... hafif pahada ağır evet. Mantığıyla değil mi evet. Hocam? İnovatif böyle girişimciliğin ön planda olduğu. Kesinlikle o girişimcilik önemli. Bir girişimci üniversite konsepti önemli. Hı-hı. Yani biz bunda yine... üniversitemizin kuruluş stratejisini belirttik. Yani artık üniversiteler işte devlet üniversiteleri genel bütçeden aldıkları katkıyla ayaktalar. İşte vakıf hı hı. Üniversiteleri ağırlık olarak gelirleri öğrenciden alınan eğitim ücretleri ama hı hı. Bu üçüncü tür bir gelir işte üniversitelerin bu geliştirdikleri patentlerden işte faydalı modellerden endüstriyel tasarımlardan elde ettikleri üçüncüdür gelirleri artık biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor. Girişimci üniversite modeline geçmesi gerekiyor. Bu açıdan da yani hem Kocaeli bölgesi önemli bir bölge. Yani artık üniversitelerin de kendi bünyelerinde kurdukları şirketlerle değil mi hocam? Kesinlikle, buna evet, benzer evet. Mantaliteyle yani uygulama araştırma merkezleriyle evet. Ve sanayi entegrasyonlarıyla. Zaten böyle bir yüksek öğretim kurumu zaten böyle bir politikası var. Üniversitelerimizde bu konuda gerçekten işte araştırma üniversiteleriyle ilişkin bir biliyorsunuz bir çalışma var. Böyle bir politika var. Hı hı. Biz buna açıkçası yani bir vakıf üniversitesi olarak buna katkıda bulunmayı, yani bu alanda gelişmeyi, bu alanda ilerlemeyi düşünüyoruz. Tabii yani sadece evet. Girdileriyle değil çıktılarıyla değil mi artık? Evet. Yani hocam önceden yani üniversite sadece işte bir şeyler üniversiteye şey yapıyordu ama bu üniversiteden mezun olan nereye gidiyordu, ne yapıyordu işte evet. Efendim bunun sorgusu ya da bu üniversite efendim az önce ifade ettiğimiz mantıkla baktığımızda bir patent üretme noktasında ne üretti? Evet. Ne üretti? Ya bunlar çok fazla irdelenmedi tabii. Evet. Türkiye'nin koşulları da belki o zaman buna çok müsait değildi evet. Bilemiyorum. Yani o anlamda dediğim gibi yani böyle bir yargıç gibi olayı belli bir yere taşımak istemem ama netice itibariyle demek ki bunlar biraz belli bir süreç istiyordu. Bugün biz bu noktaya gelebildik. Bu noktaya geldik. Bu çok önemli bir şey ve bu kesinlikle, evet. En azından bu zamanı kaçırmamak değil mi hocam? Yani ıskalamamak gerekiyor. Yani, bu zamanın yani, ruhunu evet. Kaçırmamamız evet. Gerekiyor yani herhalde. Bu zamanın ruhunu gerektiriyorsa bunu yapmamız lazım. Yani bu aşamayı kaçırmamamız lazım. Yani işte bir sanayi devrim sürecini işte diyelim o dönem evet. işte kaçırmamızın maliyetini işte 200 yıl sonra bile ödüyoruz. Ne kadar? Evet. Yani. Bir de bir yandan şöyle bir şey var değil mi hocam? Devri yaşayan insanlar belki devrin içerisinde o neyin içinde olduğunu bilemiyor olabiliyor ama biz geriden gidenler olarak da bize daha berrak yani onların evet. Ne tür hatalar yaptığını biz biliyoruz. Görüyoruz. Görebiliyoruz. Yani. Görebiliyoruz. Şunu yapamadığımız evet. için şu olmuş. Artık evet. O hatayı bir daha yapmamak bir manası gerekiyor. Herhalde kesinlikle. Olmamalı yani. Kesinlikle. Yani çok haklısınız. Ve burada tabii insan gücü de çok önemli. Yani biz ülkemiz yani genç nüfusu itibariyle çok aslında avantajlı, iddialı bir ülkeyiz kesinlikle. Yani bu konuda. Ve burada bize düşen yani üniversiteye düşen olabildiğince bu gençlerimizi yani dünya standartlarında en iyi eğitim standartlarında yetiştirmek. Kesinlikle. Bu şekilde mezun olmalarını sağlamak. Yetkinlik vererek yetkinlik değil mi hocam? Vermek. Yani evet. Bir analitik düşünme kabiliyeti kesinlikle. Kazandırmak. Evet ve bunların hem Türkiye'den hem dünyadaki istihdam koşullarına göre en uygun bölümleri dizayn etmek, en uygun şekilde üniversite planlamak. Biz mesela meslek yüksekokulunun en önemli 11 yıl geçmiş olan meslek yüksekokulunun en önemli özelliklerinden bir tanesi bu bölümler itibariyle de
mezunların çok rahat iş bulmalarıydı. Yani istihdam kabiliyeti çok yüksek bir meslek yüksekokuluydu. Biz bunu inşallah üniversitede yani adapte edeceğiz. Oradan gelen bir birikim var. Birikim zaten var. O tecrübe var. O bir tecrübe bu aktarımı da muhtemelen daha kolay olacak. Eğitimde de tecrübe tabii kültür çok önemli. Yani bunun bir tecrübe var. Yetişmiş bir. Tabii ki. Orada kadromuz var, akademik kadromuz var. Bunu tabii aynı eğitim grubunun, Avrupa Eğitim Grubu'nun Kıbrıs'ta Adakent Üniversitesi'de işte 2 yıldan beri orada faaliyette. Kurumsal kültür değil mi hocam yani? Kurumdakilerin aynı dili konuşması. Evet, doğru. Son derece önemli. Dolayısıyla orada da mesela diş hekimliği fakültesi orada 3. sınıfın öğrenci alacak. Şimdi burada da bir diş hekimliği fakültesi var. Bu tabii kurumsal kültürün bütün nimetlerinden faydalanacağız. Yani bu tecrübelerden faydalanacağız. Evet. Öğrencilerimize bu tecrübe ışığında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde yani çağa uygun, çağın gerektirdiği en iyi eğitimi kendi alanlarıyla ilgili vereceğiz inşallah. Evet. Peki hocam burada mesela şimdi üniversitenin tabii sağlık, tıp, işte diş hekimliği gibi alanlardan bahsettiğimizde ve tamamen o alana dönük de ağırlıklı bir şekilde hani mühendislik tarafı var, uygulama gerektiriyor. Tıp tarafı var, sağlık tarafı var, uygulama gerektiriyor. Öğrenciler bu uygulama boyutundaki kısmı, stajlarını, uygulama eğitimlerini nasıl alıyorlar? Evet. Orada ne gibi avantajlar oluşuyor? Tabii bu çok önemli. Diş hekimliği fakültesinde ileride kurulacak tıp fakültesinde bu çok önemli. Burada da tabii biz Kocaeli'nde oradaki en büyük sağlık kurulu olan MEDAR hastaneleriyle afiliye olduk. Afiliyasyon sözleşmesi yaptık. Yani Kocaeli bölgesinde sağlık alanındaki en önemli diyelim, kurumlardan bir tanesi. Ve bizim öğrencilerimiz tabii o hastaneler grubunun altyapısını kullanarak. Altyapısını kullanarak, oradaki imkanlarından yararlanarak uygulama eğitimlerini, klinik eğitimlerini yapacaklar. Evet. Bizim şu andaki zaten mevcut hem Adakent Üniversitesi diş hekiminde ve Kocaeli Üniversitesi'nde de zaten öğrencilerin 1. 2. sınıftaki o gerekli olan bütün laboratuvar altyapıları, işte fantom simülasyonları vesaireler, işte ünitler, diş ünitleri vesaire, bunların hepsi zaten hazır öğrencilerimiz için, onların eğitimleri için hazır bekliyor. Ama dediğimiz gibi bir noktadan sonra bunu hastane ortamında, klinik ortamında gerçekleştirmesi gerekiyor ki bu alanlarda sizin de söylediğiniz gibi önemli olan işte bu uygulama. Değil mi hocam? Evet. Tabii ki. Tabii. Çok önemli bu. Bu konuda dediğimiz gibi bu altyapıyı daha ilk sene için yaptık biz. Tabii yani mesela şimdi bir oradan bir yetişen birisinin gidip bir cihazla ilk defa işte hastanede karşılaşması gibi bir şey düşünemeyeceğimize göre. Çünkü tabii, değil mi hocam? Buradaki çok maliyet insanla ilgili bir şey. Aynen öyle. Dolayısıyla da karşılığı olmayan, hesabı olmayan bir maliyet. O yüzden de bu diski zaten hiçbir sağlıkçı, hiçbir akademisyen almak istemez. Ve o yüzden de çok hassas bir noktadasınız. Eğitim vebal boyutu var yani. Yetiştirdiğimiz öğrencileri biz bu konuda içimiz rahat oluyor. Hem o kişiye karşı hem ülkeye karşı, insanlığa karşı. Yani biz bir üniversite olarak bir defa ülke karşı bir sorumluluğumuz var. Ülkeye karşı değil bir hocam? Sorumluluğumuz var. Evet, yani milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bir de yani bize öğrenciler geliyorlar. Yani pırıl pırıl. Güven duyarak geliyorlar. Yani biz yani şu ana kadarki tecrübelerimizle paylaşım sizinle. Yani üniversite kurma, işte fakülteleri planlama, bunlar sayılar, veriler, istatistikler, hep bunlarla uğraşıyorsunuz ama öğrenciler geldikten sonra her şey değişiyor. Öğrencilerle karşı karşıya geldiğiniz zaman, göz göze geldiğiniz zaman onun sorumluluğun ağırlığını sırtınızda hissediyorsunuz yani. O başka bir şey. Yani o ancak yaşanarak. Artık o rakamın ötesine geçiyor olay yani. Siz biliyorsunuz yani o rakamın ötesine geçiyor artık. Hem bir sorumluluk, öğrenciye karşı, ailelerine karşı bir sorumluluk. Mesela Kıbrıs'ta Adakent Üniversitesi'nde öğrenci velileri bize beni sürekli şu soruyu soruyorlardı. Az önce sorduğunuz soru işte hani Kıbrıs'taki imkanlarda biz ne derece klinik öğrenciler hasta görebilecekler, klinik görecekler. Şimdi biz o zaman tabii İstanbul'daki üniversite planlıydı, Kocaeli'deki üniversite. Şimdi onun gönül rahatlığı var bizde. Çünkü biz yapacağımız anlaşmayla yani Adakent Üniversitesi son sınıftaki klinik dersleri mesela buradaki üniversitemizde rahatlıkla görülebilecek. Öğrenciler burada o şeylerini alabilecekler. Yani orada yetersiz olursa, sayı yetersiz olursa. Mesela bu hep bizi düşündüren bir şeydi. Bunu bu şekilde Allah'a şükür halletmiş olduk. Yani. Eyvah, bu önemli. Eyvah, tabii ki. Dediğim gibi yani onlara karşı bir sorumluluk, öğrenciye karşı bir sorumluluğumuz var, velilerine karşı sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yani ve dediğim gibi sonuçta bu bir vebal. Yani, bu sorumluluk önemli bir şey. Evet. Yani bunu hissettikten sonra gerçekten zaten gerisi aslında yani orada bu sorumluluk layıkıyla hissedildiğinde zaten orada olması gereken neyse onun olduğuna dair inancınız da kuvvetlenmiş oluyor. Evet. Yani bu son derece önemli. Bir yandan hocam
hocam tabii şimdi pandemi süreci, uzaktan eğitim, hibrit model, şu bu filan gibi şeylerden evet. bahsediyor ve sizde de uygulama ciddi anlamda önemli. Evet. Bunlarla ilgili altyapınız, hazırlıklarınız herhalde zaten yok değil mi hocam? Tabii yok. Şimdi Mart ayının sonunda zaten biz Hı-hı. bir anda bu pandemi süreciyle beraber devam eden bir örgün eğitimde, meslek yüksek okulunda evet, evet, Kıbrıs'ta evet. devam eden örgün eğitimde bir anda işte uzaktan eğitime geçtik. Hı hı. Burada tabii bizim açımızdan bizim halletmemiz gereken sorun ve bizim gibi üniversitelerin halletmesi gereken sorun hı. işte bu uygulamalı dersler. Aynen. Uygulamalı dersler. Burada da bunların tabii uzaktan eğitim vesaire bu yöntemlerle belli bir oranda belki yapılabilir ancak ama mümkün simülasyon, değil. Simülasyonlar vesaire. Evet, evet. Ama bunun da bir yere kadar, bu da bir yere tabii kadar. Ki. Burada yapılabilecek husus şu, bunun bu derslerin işte müfredatın üzerinde biraz oynanarak mesela ikinci döneme veya işte bir sonraki seneye böyle bir kaydırılması. Ya da bazen bazı modeller kullanılıyor. İşte mesela işte bir grup küçültülmüş gruplar şeklinde birisi evet, evden seyreltilmiş izler, gruplarla. Birisi evet. evden izler, birisi bir kısmı gelir. Evet. Bir, sonra bir, iki gün sonra bir o gelir evet. o gider gibi. Yani sınıfa yani 4 metrekare kuralları var şu anda. Evet. Yani o kuralları uygun şekilde uygun şekilde belki o da uygulama evet. modelinden birisi herhalde olacak gibi görünüyoruz. Öyle gözüküyor. Yani inşallah en kısa sürede bu süreç ülkemizde de dünyada da sona erer. İnşallah hepimizin temennisi hakikaten o. Çünkü dünyayı gerçekten bu anlamda çok enteresan bir yere doğru taşıdı, eğitimi de taşıdı. Evet. Yepyeni şeyler konuşuyoruz. Dolayısıyla doğal olarak hani herkesin, her şeyin merkezinde artık o var. Dolayısıyla evet. onun merkezinde birçok şey artık şekilleniyor. Hocam burada mesela öğrencilerinize burs konusundaki sağladığınız bir takım mutlaka imkanlarınız var. Evet. Burada ne gibi öğrenciler, avantajlar elde edecekler? Yani onlara ne gibi şeyler sunuyorsunuz. Evet, bir defa tabii ÖSYM kontenjanından gelen öğrencilerle ilgili zaten bir %15'lik bir %100 burslu bir öğrencimiz. Artık mecburen, YÖK'ün mecbur tuttuğu bir şey ama onun üzerine evet. tuttuğu bir zaten evet, evet. kontenjan var. Biz Diş Hekimliği Fakültesi'nde ayrıca bütün öğrencilerimize %25 bir burs veriyoruz. Hmm. Diş Hekimliği Fakültesi'nde. Evet. Diş Hekimliği Fakültesi dışında Sağlık Bilimleri Fakültesi, işte hemşirelik bölümü. Tercih bu bursu sene. Veya başarı bursu tarzı şeyler. Evet. Falan. Şimdi mesela bu Diş Hekimliği Fakültesi dışında bu %50 hepsini bütün öğrencilere %50 burs veriyoruz biz. Yine ilk tercih olarak da meslek yüksekokulu ve hemşirelik bölümü için bu geçerli. Hı hı. İlk 5 tercihine bizim üniversitemiz bölümlerini yazanlar, ön lisansı ve hemşirelik bölümünü yazanlar için de %10'luk bir burs veriyoruz biz öğrencilerimize. Öğrencilerimizin başarı bursu bizim diğer bütün kurumlarımızda zaten vardı. Hı hı. Yani mütevelliyet yıllık olarak bunun takdirini yapıp yani belli bir not ortalamasının üzerindeki öğrencilere belli indirimleri zaten uyguluyor. Hı hı. Bu Kocaeli Üniversitesi'nde tabii söz konulacak ama bu ilk yıl olduğu için tabii hani bu burs kesme koşulları falan ya da işte kesilme durumu işte maksimum süreler bizim bu bahsettiğim oranlarla ilgili böyle bir sorun yok. Sorun yani yok. Bunu baştan yaptığımız zaman bu öğrencilerimiz bütün eğitimleri boyunca bu indirimlerden burslardan kesintisiz geçerli yani. Geçecektir evet. ama tabii o diğer başarı burslarını biliyorsunuz. Muhakkak onlar yıllık evet, değerlendirilen şeylerdir. Yıllık değerlendirilir. Öğrenciler yıllık bunlardan hı hı. faydalanıyorlar. Evet. Ama şu andaki bu %25'lik, %50'lik, %10'luk oranlar da bu söz konusu değil. Evet. Şöyle hocam, bir de tabii ki artık üniversitelerin bir uluslararası boyutu var. Efendim hem Erasmus tarafından değerlendirilen değişim programları hem de bir de yabancı ülkelerden Türkiye'ye gelip evet. okuyan öğrenciler. Evet. Bu anlamda üniversite tabii meslek yüksek okulu boyutundayken zannediyorum herhalde yabancı yurtlu öğrenci boyutu vardı. Bu üniversiteyle birlikte daha bu projeksiyon yani, bu projeksiyon nasıl ilerleyecek hocam? Mesela diş hekiminde hemşireki %50 oranında bir yabancı öğrenci kontenjanı var. 30 tane de yabancı öğrenci kontenjanımız var. Evet. Yani İlgi nasıl hocam? Yani orada da mesela yavaş yavaş herhalde yabancı öğrenciler de ya müracaatlara çok, başladılar evet, bu anlamda. Yani beklediğimizden daha fazla bilgi görüyoruz biz Kocaeli'nde. Bu gerçekten beklediğimizden daha fazla bilgi var. Yabancı öğrenci konusunda bir tecrübemiz var. Yani Kıbrıs tecrübemiz var. Çünkü Kıbrıs daha fazla yabancı, yani elbette. Yabancı öğrenci konusunda Kıbrıs. Hı. Yani 102 bin öğrenci vardı. Yüksek öğretim öğrencisi var Kıbrıs'ta. Yani bunun 35 bini yabancı öğrenciydi. Yani en son benim takip ettiğim rakamla evet, orada. Evet, evet. Bu yani orada da bizim evet, 40, bizim oradaki üniversitemizde de bu tecrübeyi biz yaşadık. Mesela bizim oradaki Diş Hekimliği Fakültesi Kıbrıs'taki Türkçe eğitim veren bölüm var, İngilizce eğitim veren bölüm. Hmm. Yani oradaki akademisyenlerimiz hem Türkçe eğitim veriyordu hem İngilizce eğitim veriyorlardı evet, yabancı öğrencilere. Evet. Tabii burada artı Tömer devrede yani bundan Türkçe öğrenmeleriyle ilgili bir süreç söz konusu olacak. Bu önem kazanacak. Uluslararası ofisler üniversitenin uluslararası ofisleri daha fazla aktif hale gelecek. Hı hı. Daha fazla çalışacaklar bu konuda. Yani bunu önemsiyoruz, çok önemsiyoruz biz. Yani uluslararası öğrenci ilgili kısmı.
Yani ne kadar çok, hem bunun ekonomik katkısı üniversitelere, ülkemizde Türkiye, bu var. Türkiye tabii hala 170 binlerde falan, burada alması gereken potansiyelin daha çok çok gerisinde diye düşünüyorum. Yani, biz ülkemizin tanıtılmasında, yani Kıbrıs'ın tanıtılmasında, ülkemizin tanıtılmasına gelip burada yaşayarak ülkemizin kültürünü, bizi tanımaları, bizim doğal gönüllü, işte bu ülkelerine gittikleri zaman doğal gönüllü ölçülerimiz olacak. Hem kendi ülkelerine gittiklerinde hem de mesela işte o kampüsün içerisinde oluşturdukları çok kültürlülükle buranın öğrencilerine kattıkları çok şey var değil mi hocam bir yandan? Tabii. Yani netice itibariyle hani bu cümleyi sevdiğim için de zaman zaman kullanıyorum. Yani artık o kampüsün kendisi bir hocaya dönüşüyor netice itibariyle değil mi hocam? Doğru. Öğrenci de öğrencinin hocası. Doğru. Öğrenci yani, sadece amfide öğrenmiyor. Sadece öğrenmiyor yani. Sadece amfide öğrenmiyor. Yani. Bir kültür, evet. Kampüs kültürü. Bu önemli. Evet. Yani öğrenci sadece, işte üniversite sadece öğrencinin amfide aldığı ders değil. Evet. Zannediyorum buradan bakınca mesela gördüğüm tarafıyla az önce ifade ettiğiniz noktadan üniversitenin bir interdisiplinerlik perspektifi benimsediğini de çok net görebiliyorum. Evet. Burada mesela öğrencinin bu bakış açısını kazanabilmesi açısından da değil mi hocam? Ortak dersler, seçmeli dersler herhalde burada... Çift anadal, ortak ders, seçmeli dersler. Yani zaten. Evet. Sağlık bilimleri, yani böyle tematik üniversite. Tematikten kastımız tabii hani böyle belli fakülteleri olan üniversiteden ziyade yani bilim dalları açısından baktığımız zaman sağlık ve teknoloji açısından tamamlayan bölümleri var. Bunun avantajı da işte ortak dersler. Yani işte sağlık bilimleri olduğumuz zaman zaten birinci sınıfta belki bütün bölümlerde aynı ortak dersler alacaklar. Ki şu anda çoğu üniversitemizde de bu şekilde yapılan üniversitelerimizde de bakıyorsunuz birinci sınıfta bütün dersler ortak. Yani çünkü fakültelerde de mesela geçişler yapabilmenin yolunu açıyor bir yandan bu, değil mi hocam? Yani çocuk girdi oraya, beğenmedi. Değiştirebiliyor. İşte bu da bunlar artık yani eskiden işte bir yere girdiğinizde kalıyordunuz. Sonuçta ama gidiyordunuz. Artık öyle bir şey yok. Yok. Yani içeride de ciddi bir hareket var artık yani. Çok önemli öğrenciler için. Yani yani ilk başta bir işte bu tercih dönemlerinde bu heyecanla, bir stresle falan belki bir bölümü seçiyor. Evet. Son 3 dakikamıza girmiş hocam. Zaman hızlı geçiyor elbette. Böyle aklınızda bir şey kalmasın. Benim hani söylemenizi istediğiniz ama yarım kalan bir şeyin kalmasını istemem. Yani böyle öne çıkarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Ben kendi sorularım üzerinden de devam edebilirim yani. Yani ben tabii öğrencilerim için çok önemli, velilerim için çok önemli bir dönem bu. Elbette. Tabii bu kadar kısa sürede ben sadece onlar için iyi dileklerimizi, dualarımızı sadece şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Hepsi için hayırlısı olsun. Hepsi gönlüne göre olsun tabii inşallah. Öyle diyebiliriz. Tabii. Yani netice itibariyle orada birçok üniversite sizler onlar için mükemmel imkanlar hazırladınız, mükemmel ortamlar hazırladınız. Onlar da gelip o ortamın, o verilmiş olan o değerin hakkını inşallah en iyi şekilde verip bu ülkeye ve dünyaya, insanlığa ciddi anlamda fayda muhakkak ki ortaya koyacaklar. Ben bir de hocam şu soruyu da yöneltmek isterim. Yani çünkü uluslararası bir zeminde olduğu için üniversiteler tamamen kendisini tabii yerel bir boyutta mutlaka bir iş görüyor. Evet. Kendi yerelinde mutlaka bir şeyi ispatlayarak orayla entegre oluyor ama bir taraftan da dünyaya oradan bir mesaj veriyor. Bu anlamda gelecek projeksiyonunuz hep böyle mi devam edecek? Yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kendinizi nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz hocam? Yani akreditasyonlar açısından veya diğer noktalarda dünya... Şöyle söyleyeyim. Yani yine Kocaeli Üniversitesi'ne gelirken yani tarihten biraz bahsetmem gerekiyor. Bizim eğitim tarihimizden Adakent Üniversitesi Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerini kurarken ilk yaptığımız iş Avrupa Diş Hekimliği Fakülteleri Birliği'ne üye olmaktı. Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği'ne üye olmaktı. İlk yaptığımız iş buydu bizim. Evet. Yani bu kadar önem veriyoruz biz bu işe. Ve bu mantaliteyi devam ettireceğiz. Yani öğrencilerimizin hem öğrenci değişim programlarından, Erasmus'tan ve diğer bütün imkanlardan faydalanabilmeleri için bu artık gerekli. Yani özellikle sağlık ve teknoloji alanında bir üniversiteyseniz bu artık zorunlu. Yani bunun başka bir şeyi yok. Yani bilgi neredeyse, teknoloji neredeyse, kaynağı neredeyse oralarla en iyi iletişim, en iyi şekilde işbirliği olanaklarını arayıp bulmamız gerekiyor. Tabii ki. Ve mesela bu sadece yani anlaşma yapmakla yetmiyor dediğiniz gibi yani akreditasyonlar yani önemli yurt dışı kuruluşlarına akreditasyonlar. Yani bizim stratejik planımızda, hedefimizde yani bundan diyelim bizim hedefimiz yani bütün sağlık bilimleri ve bunu destekleyen mühendislik bilimleri yelpazesinde bütün bölümleri içeren ön lisans, lisans ve lisansüstü doktora kadar. Kendi akademisyenlerinizi de kendi akademisyenlerimizi de yetiştirmek. Türkiye'ye, dünyaya tabii değil mi hocam? Dediğimiz gibi şu anda mesela kampüs planımıza göre de en az 10 bin öğrenciye diyelim o zamanlar işte bundan bir 5 yıl sonra için ulaşmayı hedefleyen bir üniversiteyiz açıkçası. Evet. Yani bir yandan da mesela şöyle düşünüyorum hocam artık yani bu hani uzaktan eğitim modellemeleriyle beraber işte bu interaktif eğitimlerle
Dijital altyapılarla artık mesela Kıbrıs'taki hocalarınız buradaki dersleri çok rahat artık verebilme durumunda da olabiliyor. Evet. Bir yepyeni bir şey de fark ettik bu süreçte herhalde. Öyle öyle evet. Mesela işte artık bakıyorsunuz jüriler uluslararası olabiliyor. Evet. Çünkü internet ortamından doktora tezleri yönetiliyor veya ne bileyim oradan savunma yapılabiliyor. Yani bu tip avantajlar da geldi. Oldu. Tabii asıl eğitimin yerine geçemez muhakkak ama belli alanları da olarak, belli alanlardaki boşlukları evet, da doldurdu. Ki boşlukları yani, da doldurabilecek. Evet, mesela dünya çapındaki bir hocaya artık ders verip oradan çok rahat bir şekilde Türkiye ile buluşturabilme şartları doğmuş olacak. Yani evet, önemli bazı önemli kurulları, toplantıları, yüksek eğitim alanında da, üniversitelerde de, senatosu, işte fakülte kurulları evet, vesairesi, bunların da pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde aynen yaptık. Yani bu anlamda evet, iyi bir entegrasyon da oluşturmuş oldu dünya evet, şeyinde, bilgi akışı anlamında falan zannediyorum hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica katıldığınız ederim için. Ben teşekkür ederim. Programda şeref verdiniz. Çok sağ olun. İnşallah böyle gönlünüze göre bir yıl, bir sezon, bir dönem temenni ediyoruz sizin İnşallah için hocam. Sağ olun. İnşallah böyle bol güzel öğrencilerle, kafanızı da tam böyle arzu ettiğiniz modeldeki öğrencilerle buluşmayı da inşallah nasip olsun İnşallah diye temenni ediyoruz teşekkür hocam. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim bu bölüm burada bitiyor. Kısa bir reklam arasından sonra farklı bir üniversitemizi tanımak üzere tekrar karşınızda olacağız.